Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından VÜYAP olarak VÜYAP Talks'lara tekrardan geri başladık. İlk olarak umarım herkes iyidir ve dün yaşanan depremde hiçbir problem yaşamamıştır herkes umarım. Herkes iyidir. Tekrardan geçmiş olsun dilemek istiyorum. Bugün Sayın Yasin Engin'le inşaat sektöründe startuplar hakkında bir konuşma yapacağız. İsterseniz Yasin Bey, ben buradan sözü size bırakayım. Teşekkür ediyorum Yunus Emre. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. DÜYAP, ben de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak zamanında DÜYAP'la haşır neşir olan bir arkadaşınız, meslektaşınız olarak davet almaktan büyük memnuniyet duydum. Size yönlendiren Onur Erdoğan arkadaşıma da, Yunus Emre'ye de ve BÜYAP'taki bütün diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Tabii dün İzmir'de yaşadığımız deprem için hepimize geçmiş olsun. Birçoğumuzun yakınları vardı. Ben de birçok arkadaşımla, akrabamla görüştüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bizler de inşaat mühendisliği eğitimi alan, eğitimi almış, ileride bu mesleği icra edecek veya da icra eden insanlar olarak bu depremle ilgili bütün konularda sorumluluk sahibiyiz. Bu bilinçli olmamız gerekiyor. Nasıl doktorların böyle sorumlulukları varsa da bizler de inşaat mühendisleri olarak sağlam yapılar, sağlam binalar tasarlamalı, hayata geçirmeliyiz. Eksiklikleri de gidermeliyiz. Bunlar hem yasal mevzuatlarda olabilir, hem uygulama aşamasında olabilir. Bugün inşaat sektörüne yönelik startupları inceleyeceğiz. Ben yine kısaca kendimden bahsedeyim. 1980 Ankara doğumluyum. Atatürk Lisesi'nde okudum. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği lisans ve yüksek lisansını tamamladım. Çimento ve hazır beton sektörü özelinde 16 yıllık bir tecrübem var. Bunun çoğunluğu Türkiye Hazır Beton Birliği ve Akçansa'da geçti. Bir yılda bir İtalyan firma, Sicim firmasında TANAP projesinde çalıştım, projede. Beni hani farklı kılabilecek neler var diye bakarsak, özellikle kar amacı gütmeyen bu sivil toplum örgütlerinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Avrupa Hazır Beton Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, bunların komitelerinde yer alıyorum. İşte Amerikan Beton Enstitüsü ASI'ın Türkiye chapter'ında başkanı da Turan hocamızdır. Turan Özturan hocamızdır. Orada da üyeyim, İMO'da üyeyim. Bir diğer farklı taraf da bilgi, deneyim ve tecrübemi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beton ve Çimento.com, Concrete for Experts ve Meraklı Kedim diye 3 tane web sitem var. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar bu kanallardan, LinkedIn üzerinden ya da yasin.engin@gmail.com üzerinden ulaşabilirler. Şimdi isterseniz günün konusuna başlayalım. Startup nedir lan başlayalım, farkı nedir, özellikleri nedir diye. 2010 yılında Amerika'dan dünya gündemine bir furya olarak bu startup geldi. Hala anlaşılmış, hala yerine oturmuş bir iş modeli değil. Dediğim gibi bu bir iş modeli. Bu iş modelinin diğer girişimlerden farkı ne? Oradan başlayalım. Dilimizde Türkçe'de daha çok startupları girişim, yeni girişim, filiz şirket, başlangıç şirketi gibi tabirler, terimler kullanılıyor. Şimdi girişim ve startup. Örnek verelim, üniversite öğrencisiniz. Anadolu'nun herhangi bir kentinde üniversitede eğitim alıyorsunuz. İşlek bir cadde var, işlek bir ilçe, il merkezi var. Diyorsunuz ki burası çok işlek, birçok öğrenci var. Ya burada şöyle dünyaca ünlü bir kahve markası yok, keşke olsa iyi iş yapar. Burada bilinmiş bir probleme, bilinmiş bir ihtiyaca, bilinmiş bir çözüm ortaya koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki burada örnek vereyim Starbucks gibi bir kafe iyi iş yapar diyorsunuz. Veyahut da mahallenize yeni bir okul açılıyor, yeni bir üniversitenin kampüsü açılıyor.
Ya burada kırtasiye ile ilgili ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Burada bir kırtasiye dükkanı açılsa iyi iş yapar diyorsunuz. Yani kısacası girişim, bildiğimiz girişimler, bunlar pizzacı olabilir, kahve olabilir, bunun dışında işte berber olabilir, ne aklınıza geliyorsa, bu tür girişimlerde belli bir problem vardır, belli bir ihtiyaç vardır ve daha önce tekrarlanmış çözümlerden birini ile lokal bir müşteri kitlesine hitap edersiniz ve kar amacı güdersiniz. Şimdi startuplar biraz daha farklı girişimlerden. Nasıl farklı? Startuplar hızlı büyüme odaklıdır, teknoloji odaklıdır, inovasyon, yenilik odaklıdır. Yani bilinen ihtiyaçlar ve gizli kalmış bilinmeyen ihtiyaçlara farklı çözümler, farklı değer önerileri getirmesi gerekmektedir. Risk tarafından baktığımızda da girişimlerden daha risklidir. Hızlı bir şekilde özellikle mevcut bir ihtiyaca benzer çözüm önerileriyle yaklaşıyorsa bir startup bulunduğu pazarda rakiplerine karşı dezavantajlı olabilir. Çünkü startuplar belli bir süreye kadar finansman yerler, para yerler dersek tabiri doğrudur. Bir teşvik, bir destek, bir fonlama aldıklarında rahatlarlar ama ciddi bir süre hep cepten yerler. Girişimler ise kurulduğu andan itibaren kar odaklıdır. Startuplar ise kurulduğu andan itibaren kar odaklı değildir. Tabii ki kar odaklılığı vardır ama ciddi bir süre, belki 1 yıl, belki 2 yıl negatifte gidebilirler. Bunlar girişimle startup arasındaki temel farklardır. Şimdi bir girişim tarafında, girişimcilik tarafında ya da bir startup kurma tarafında insanların birazcık daha farklı meziyetlere sahip olması gerekiyor. Cesaret. Çünkü riskli bir işe giriyorsunuz. Başlangıçtan itibaren cesur olmanız gerekiyor. Ve cesaretinizin sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani en ufak olumsuzluklarda yıkılmamanız gerekiyor. Azimli olmanız gerekiyor. Ve girişimlerden farklı bir yanı da şudur. Ekip işidir bu arkadaşlar. Yani siz bir problem tespit edip buna yönelik ihtiyacı belirleyip buna bir çözüm önerisi sunduğunuzda bu bir yazılım olabilir, bu bir ürün olabilir, bu bir hizmet olabilir. Tek disiplinli insanlardan oluşmuş, aynı eğitimi almış, aynı özelliklere sahip kişilerden oluşmuş bir ekip hiçbir zaman avantajlı değildir. Olabildiğince multidisipliner olması lazım. Yani şunu demek istiyorum. 3-4 tane inşaat mühendisi birlikte değil de bunun içinde mimar olabilir, bunun içinde kimya mühendisi olabilir. Yani o projenin, o işin gerektirdiği formasyona sahip, eğitime sahip, bilgi tecrübeye sahip insanlarla beraber çalışmak. Network önemlidir. Bu hem işinizi kurarken network önemlidir, ekibinizi oluştururken hem de ne yaparsanız yapın, yani bir ürün de üretseniz, bir hizmet de verseniz, bir servis de oluştursanız, sizin karşınızda müşteri denilen bir kitle var. Bu kitleyle de bir network kurmanız gerekiyor. Bunun dışında bu işlerle uğraşmış, deneyimli insanlarla da bir network kurmanız gerekiyor. Hem sanayiden, hem endüstriden, hem akademiden, belki ailenizden bile bu noktada network kurmanız gereken insanlar olacaktır. Ve de bütün süreçlerinizde kurulmasından yani sürdürülmesine kadar hep inovatif çözümler üretmeniz gerekiyor. İnovasyon. Yani bütün süreçlerinizde, ürününüzün de değer önerisinde inovasyon olması lazım. İş yapış tarzınızda da inovasyonun olması lazım. Peki temel özellikleri ne? Tekrar bunu bir özetleyelim startup'ın. Büyüme ve sürekli büyüme hedefler ve çok kısa sırada sürede büyüme odaklıdır. Yani çok kısa sürede uzun bir yol almak ister. Bunlara örnek verelim. Zoom diye şu an Zoom üzerindeyiz değil mi? Zoom üzerindeyiz. Zoom'un Nasdaq'taki 2020 Ocak ayıyla 2020 Eylül ayındaki piyasa değerine baktığınızda nasıl bir büyüme trendi gösterdiğini göreceksiniz. Bunun dışında Getir diye Türkiye'de değil mi bir startup belki birkaç yıl önce duymuştuk mobil aplikasyonlarda inanılmaz derecede bir büyüme gösterdi. Uber o şekilde, Airbnb o şekilde. Bu startupların
bariz özelliğidir. Yani başarılı startupların. Etkili bir ekip gerekmektedir arkadaşlar. Etkili bir ekip. İyi bir ekip kurmanız gerekiyor. Startupların birçoğunun başarısız olmasındaki temel etkenlerden birisi ekip tarafında yaşanan sıkıntılar olmuştur. Geniş kitlelere ulaşmalı. Girişimli startup'ın bir farkı da budur. Girişimler daha çok lokal pazara hizmet etmek, değer önermek, çözüm üretmeye çalışırken startup'lar daha geneldir. Hatta global ölçekte hayaller kurar, plan, program yaparlar. İşte Zoom buna bir örnektir, Netflix buna bir örnektir. Yani daha büyük kitleleri hedeflerler, teknoloji odaklıdırlar ve inovatiflerdir dedik. Şurada da bir startup kurulurken 6 aşamasından bahsedelim. Girişkenlik aşaması. Burası daha çok hayaller kurduğumuz, fikirler geliştirdiğimiz, araştırma yaptığımız, belki bazı fikirler üzerine derinlemesine analiz yaptığımız kısımdır. Burada çok ciddi anlamda bir finansmana, maddi ihtiyacımız olmayabilir. Genelde bootstrapping dediğimiz kendi kendini finanse etme, belki anneden, babadan, eşten, dosttan alınan yardımlarla gidilen bir süredir. Girişkenlik, girişimcilik değildir. Girişkenlik esnasında fikirleri oluşturuyorsunuz. Bu sefer daha sonra inovasyon tarafına geçtiğinizde birazcık daha müşteri odaklı olmaya başlıyorsunuz. Ve de önerdiğiniz ürün, hizmet, servis neyse bu noktada inovatif çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. Burada şanslıysanız ve inovasyon çözüm üreriniz ne kadar inovatifse burada kitle fonlamalarından faydalanabiliyorsunuz. Onunla ilgili de sunumun sonunda bir fırsat size göstermiş olacağım. Bu kitle fonlamalardan da belki 50 bin, 100 bin, 200 bin çok yüksek meblağlar olmuyor. Şu an TÜBİTAK'ın bireysel genç girişimci programı var. 200 bin TL hibe verebiliyor. İnovasyon aşamasında şirkette olabilirsiniz veyahut da bir kitle fonlamayla, bir finans kaynağıyla yeniden yani o an bir şirket kuruyor olabilirsiniz. Girişimcilik tarafında artık inovasyon tarafında bir demonuz, bir değer öneriniz, bir çözümünüz somutlaşmış durumdadır. Burada artık girişimcilikte yavaş yavaş ben bu işi büyüteceğim, üretime geçeceğim, müşterilerim olacak. Ben bu aşamada ne tür riskler alabilirim, ne kazanırım, ne kaybedebilirim, biraz fizibilite çalışması yapılan ticari tarafın daha derinlemesine analiz edildiği kısımdır. Burada da melekler, angels'lar devreye girebilir. Buradan da ciddi fonlar alınabilir veyahut da ortak olabilir angels'lar. Daha sonra başarılı olduğunuzda yani girişimcilik aşamasında geçtiğimizde pazarlama satış tarafına geçiyoruz. Artık müşteriyle doğrudan ilişki kurmuş oluyoruz. Burada şöyle bir durum var. Pazarlama satışı bu startup'ı kuran ekip devam ettiremeyebilir. Yani yeni ekibinize yeni insanlar almanız gerekebilir. Çünkü satış ve pazarlama bambaşka bir taraf. Burada hani müşteri ilişkilerini ve ürünü iyi tanıtabilecek, pazarlama yöntemlerini iyi bilen insanlarla devam etmek, ekibe yeni insanların alınması gerekecek. İşler bu devrede tabii müşteriden gelen gelirle birazcık daha güzelleşmeye başlıyor. Ama iş bitmiş olmuyor. Daha sonra markalaşma aşaması geliyor. Markalaşma aşamasında bu sefer artık siz pazarda bilinmeye başlıyorsunuz. Rakipleriniz sizi tanıyor. Ulaşamadığınız potansiyel müşteriler sizden haberdar olmaya başlanıyor. Burada tabii pazarlama kapsamında çeşitli promotif reklamlar verebiliyorsunuz, kendinizi duyuruyorsunuz. Burada bu sefer bankalarla iş yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bankalar size güveniyor bu sefer. Diyor ki artık bu startup iş yapıyor, para kazanıyor, müşterisi var şeklinde. Bundan sonraki aşama artık aslında ölçeklenebilir bir seviyeye geliyorsunuz. Startup'tan scale-up tarafına geliyorsunuz. Burada da artık çok büyük ortaklar bulabilirsiniz. Milyon dolarlık ortaklardan bahsediyorum. Veyahut da bazı girişim sermayeleri, venture capitals dediğimiz kurumlar sizlere ciddi anlamda ortak olabiliyor. Bu şekilde gidiyor. Yani hemen hemen bizim
bildiğimiz birçok startup bu yoldan ya şeye doğru gittiler, başarıya doğru gittiler, ya bu aşamalardan herhangi birinde ölüm vadisi dediğimiz, isterseniz onu da göstereyim, ölüm vadisi dediğimiz vadide hayatta kalamadılar. Ölüm vadisi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu x ekseninde zaman ve y ekseninde kümülatif gelir bölü gider oranını görüyorsunuz. Startup kurulduktan sonra, illa startup demek zorunda değiliz, bu bir girişim de olabilir. Gördüğünüz gibi zaman geçtikçe gelir gider oranı hep negatif tarafta. Yani sizin geliriniz yok, gideriniz çok. Öyle bir aşamaya geliyor ki arkadaşlar, bu ölüm vadisi tarafı, bu ölüm vadisini atlattığınız anda artık başa baş noktasını, yani gelir bölü gider eşit oldu, bir oldu deneme geliyorsunuz. Burası çok önemlidir. Birçok startup bu ne kadar süre diye sorarsanız 2 yıl, 3 yıl, 4 yıla kadar çıkabilir bu. Genelde startuplar için 3 yıl, 4 yıl uzun bir süre olabilir. Genelde hani burayı 1-2 yıl içinde geçmeleri lazım. Bu vadiyi geçtiklerinde artık para kazanan ticari şirketlere dönüşmüş oluyorlar. Artık gelirleri giderlerinden fazla olmuş oluyor. Ve bu ölüm vadisi startupların en önemli geçmeleri gereken kritik eşik olarak önümüze çıkıyor. Peki şeye bakalım, yani bu startup işine riskli demiştik. Gerçekten de riskli. Şu an en son güncel istatistiklere baktığımızda dünyada startupların başarılı olma oranı %10. Yani 10 startuptan 9'u ilk yıl içinde veyahut da ilk 5 yıl içinde batmış oluyor. İnşaat sektörüne baktığımızda %47'si 4 yıl sonunda hayatta kalabiliyormuş. Yani %53'ü 4 yıl içinde devam edemiyor, bir şekilde batmış oluyor. İlk yılda %25, ikinci yılda %36, üçüncü yılda %44 şeklinde bir başarısızlık oranı var. Bu nedenle bu startupların başarı oranının düşük olması, özellikle fon bulmada, bankalardan özellikle kredi ya da finans bulmada onları en çok zorlayan konu. Bu noktada sadece Amerika iyi durumda diyebiliriz. Amerika dışında, Avrupa'da da olsun, Türkiye'de de olsun, bir startup'ın finansman elde edebilmesi, fon elde edebilmesi çok zor. Çok inovatif bir çözüm önerisinin olması gerekiyor. Peki bu slide'da da şunu görüyoruz. Neden fail ediyor bu startuplar? Ya bakın, ilk maddede şu yazıyor: no market need. Yani sizin o girişimcilik, girişim tarafında, inovasyon tarafında, girişimcilik tarafında bulduğunuz, iddia ettiğiniz çözüm önerisinin karşılığı yok. Yani bu cidden, hani bunu gördüğümde böyle kan beynime sıçrıyor. Çünkü no market need, yani bir ihtiyaç yokmuş ve sen bununla ilgili, yani pazarda karşılığı olmayan bir çözüm için zaman harcamışsın. Yani bu kesinlikle kabul edilebilir bir başarısızlık kriteri olmaması gerekiyor. Finansman %29'da, doğru ekibi kurmamak %23 şeklinde bizim startupların başarısızlığının ana nedenleri. Şimdi şuna gelelim arkadaşlar. Startup'ı unutun, girişimi unutun, şirketi unutun. İnsanlık tarihi işte 200 bin, belki de 300 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ve bu tarih boyunca, yani insanlık tarihi boyunca değişmeyen bir şey var. 200 bin yıl önce de bu aynıydı, şu anda bu aynı. İnsan hayatta yaşamını sürdürmek için karşısına çeşitli problemler çıkar. Ve bu problemleri gidermek için bir şeylere ihtiyaç duyar. Ve bu ihtiyaçları karşılamak için de çözümler üretir. Yani 2000 yıl önce de insanların saçı uzuyordu ve saçı uzadığı için saçını kesmek gerekiyordu ve berber diye bir mesleğe ihtiyaç vardı. 100 bin yıl önce de insanın karnı acıkıyordu, yemeğe ihtiyaç duyuyordu. Yemeğe ihtiyaç duyduğu için de işte meyve toplaması gerekiyordu, avlanması gerekiyordu, tarım yapması gerekiyordu. Yani bizim
Bugünkü webinarımızdaki temel odaklanacağımız konu bu. Problem, ihtiyaç, çözüm. Aşağıda görüyorsunuz. Problem ne arkadaşlar? Cep telefonumuzun bataryasının bize istediğimiz keyfi, istediğimiz performansı verecek ömürde olmaması, hızlı bir şekilde tükenmesi. İşte otobüstesin, okuldasın, cep telefonunun şarjı bitiyor. Yani bu bir problem. Peki senin ihtiyacın ne? İhtiyacın cep telefonunun sana sürekli hizmet etmesi. Yani pili, bataryanın sürekli dolu olması. Çözüm önerisi ne? Powerbank. Bu çözüm önerisini üretenler bu noktada inanılmaz derecede karlı bir iş yaptılar. Muhtemelen hepinizin birkaç tane powerbank'i vardır. Peki bundan daha iyi bir çözüm öneriniz olduğunda powerbank'in sonu ne olacak? Örnek verelim, pil teknolojisi lityum değil de başka bir teknolojiye geçtiğini düşünün. Ve cep telefonunuzun bir hafta bataryasının bitmediğini düşünün. Powerbank'e bir ihtiyacınız kalmayacak. Veyahut da işte güneş enerjisiyle veyahut da kinetik enerjiyle kendi enerjisini üreten bir cep telefonu bataryası düşünün. Kısacası arkadaşlar, bizler ilkokul birinci sınıftan itibaren şu şekilde eğitiliyoruz. Bizim karşımıza matematik, fizik, kimya herhangi bir derste bir problem çıkıyor ve biz bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Bizim hep elimize bir problem veriyor ve bu problemi çöz deniliyor. Biz inşaat mühendisliği olarak, ben önce kendimi bir mühendis olarak tanımlıyorum. Bir mühendis olarak da zaten meslek hayatımız boyunca bu mesleği sizlerin de yaptığını ileride düşündüğümde problemlere çözümler üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz? İnsan ihtiyaçlarını doğal kaynaklarla, bilimsel yöntemlerle, ekonomik bir şekilde karşılamaya çalışacağız. Ama ben sizden bir meslektaşınız olarak şunu öneririm. Problem çözmeden daha önce problemleri görmek, problemleri tanımlamak ve problemleri anlamak. Bu çok daha önemlidir. Yani bazı problemler, temel problemler herkes tarafından görülür ve herkes tarafından farklı çözümlerle bu problemlerin giderilmesine çalışılır. Peki görülmeyen problemler, üzerinde durulmayan problemleri gördüğünüzde sağlayacağınız faydayı, elde edeceğiniz fırsatları bir düşünün. İsterseniz bunları artık inşaat sektöründeki startuplarla inceleyelim. Evet arkadaşlar, problem ne? Betonda çatlak oluşumu. Beton çatlar mı? Çatlar arkadaşlar. Neden çatlar? Fiziksel nedenlerle, yani büzülmeden, su kaybından dolayı çatlar. Termal, ısıl farklılıklardan dolayı çatlar. Kimyasal nedenlerden dolayı, biyokimyasal nedenlerden dolayı, aşırı yükleme gibi mekanik nedenlerden dolayı çatlar. Siz betonun çatlamasını minimize edebilirsiniz ama sıfırlayamazsınız. Betonunda illaki mikro makro çatlaklar oluşur. Peki biz ne yapalım? Yani bununla ilgili betonda çatlak oluşuyor, mikro çatlaklar oluşuyor. Bunlar yani mikro seviyesinde de olabilir, milimetre seviyesinde de olabilir, santimetre cinsinde, santimetre seviyesinde de olabilir. Neler yapabiliriz? Bununla ilgili birçok çözüm olabilir. Ama bir firma, Basilis diye, bu bir Hollanda merkezli bir firmadır. Delft Üniversitesi'nin akademisyenleri tarafından kurulmuştur. Muhtemelen bunların içinde inşaat mühendisi, biyoloji, kimya, yani birçok disiplinden insanların olduğunu düşünüyorum. Yapı malzemeleri, malzeme. Ne yapıyorlar? İnşaattaki, betondaki bu sorunu çözmek için değişik bir yöntem kullanıyorlar. Bakterileri kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi betonda çatlak oluştuğunda arkadaşlar, çatlaktan, zeminden veyahut da işte doğal koşullardan dolayı eninde sonunda su girer. Bu suyun içinde de betona ve donatıya zarar verecek mineraller, tuzlar olabilir. Bunlar klorür iyonları, sülfat iyonları şeklinde özetleyebiliriz. Bu ne yapacaktır? Donatının korozyonuna neden olacaktır. Çatlağın ilerlemesine, çatlağın genişlemesine, yani yapısal bütünlüğün bozulmasına,
yapının servis kalitesini ve servis ömrünün düşmesine neden olacaktır. Bu arkadaşlar ne yapmışlar? Şöyle düşünmüşler. Bir bakteri var. Bacillus diye bir bakteri. Bazik ortamda yaşayabiliyor. Beton da bildiğiniz gibi bazik bir malzemedir. 12,5 pH'i 12,5 seviyesindedir. Yani betonun ortamı bu bakterinin yaşamasına müsait. Bu bakteri suyu ve oksijeni gördüğünde çoğalmaya başlıyor. Ve ortamda besin de varsa, bunun istediği besinler de varsa hızlı bir şekilde çoğalıp o besinleri kalsiyum karbonata yani kireç taşına çevirebiliyor. Kireç taşı da arkadaşlar hem çimento hem betonda kullandığımız ana ham maddelerden, minerallerden birisidir. Çimento üretiminde de kalsiyum karbonat kullanırız. Beton üretiminde kullandığımız agregalarda çoğunlukla kalsiyum karbonat kökenlidir. Ne yapıyor? Otonom bir bakım. Yani bir çatlak oluştuğunda ve bu çatlaktan su girdiğinde kapsüller içindeki bakteri ve bakteri besinleri kapsülün aktife olmasıyla yani parçalanmasıyla bir anda yaşayabileceği, çoğalabileceği bir ortam buluyor. Ve çatlak içindeki su, besin ve oksijenle beraber bu bakteriler kalsiyum karbonat oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu şekilde de çatlağın içindeki boşluklar kalsiyum karbonat dediğimiz kireç taşı ya da karker olarak da bilinen malzemeyle doluyor ve çatlak içindeki boşluk kapanmış oluyor arkadaşlar ve bir aderans sağlanmış oluyor. Bu da neye yarıyor arkadaşlar? Buraya tekrar suyla beraber betonda ve donatıda istemediğimiz, içine girmesini, penetre etmesini istemediğimiz minerallerin yani klorür ve sülfat iyonlarının girmesinin engellenmesini sağlıyor. Sizce nasıl bir çözüm? İlginç. Peki bu ticari anlamda hayata geçti mi? Henüz geçmedi. Ama bu Basilix firması ne yaptı? Bu betona da self-healing concrete deniliyor. Kendini yenileyen, kendini iyileştiren beton. Evet. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Çimento üretiminde karbondioksit emisyonu. Arkadaşlar, inşaat sektörü antropojenik denilen yani insan kaynaklı karbon emisyonun %39'undan sorumludur. Ve çimento sektörü de en son Chatham House'un bir raporunda insan kaynaklı emisyonun %8'inden sorumludur. Demek ki çimento üretiminde karbondioksit emisyonu özellikle iklimle mücadelede ya da küresel ısınmada bir sorun, bir problem. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmek için birçok yöntem var arkadaşlar. Daha az çimento kullanabilirsiniz. Çimento üretimini daha çevreci bir hale getirebilirsiniz. Çimento üretiminde açığa çıkan karbondioksiti, bacalardan açığa çıkan karbondioksiti, carbon capture dediğimiz yöntemle yani karbon yakalama teknolojisiyle yakalayıp depolayıp farklı bir yerde kullanabilirsiniz. Çok farklı çözümler var ama Fransız bir firma Hoffman Green Cement Technologies farklı bir yöntem geliştiriyor. Bu firma ciddi anlamda ortaklıklar, teşvikler aldı. En son yanlış hatırlamıyorsam Japonya'dan da bir 130 ya da 110 milyon dolarlık SoftBank diye bir bankadan finansman aldı. Ne yapıyor? Diyor ki ben çimento üretimindeki karbondioksit salınımı problemini şu şekilde çözüyorum diyor. Normal, klasik çimento üretiminde biz doğal kaynaklardan işte demin kalsiyum karbonat demiştim. Aynı işte kalker dediğimiz kalsiyum karbonat kayacını alırız. Kil malzemesini alırız. Bunları öğütürüz. Öğüttükten sonra bu malzemeleri 1450 santigrat derecede ısıl işleme tabi tutarız. Bu ısıl işlemin sonucunda klinker dediğimiz yarı mamul ortaya çıkar. Bunlar bir yapay taş gibi düşünebilirsiniz. Klinkeri de daha sonra öğüterek çimento elde ederiz. Burada şunu görüyorsunuz. Karbondioksit emisyonunun %50'si burada decarbonation diyor. Yani kalsiyum karbonatın
sıcaklık 800-900 bin santigrat derecelerdeki reaksiyondan dolayı kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşmesi ve o karbondioksitin atmosfere salınması. %40 fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. %10'u da elektrik enerjisinden kaynaklanıyor. Burada çok ciddi bir emisyon oluşuyor. Bu Hofma firması da ne yapmış? Diyor ki ben yöntemimi değiştirdim. Ben artık doğal kaynaklardan şey almıyorum. Karker taşı, kalsiyum karbonat almıyorum. Ben işte demir çelik endüstrisinin atığı olan cürufu kullanacağım. Atık bir malzeme bulursa kil veya da doğal kaynaklardan kili alacağım, alçıyı alacağım ve tamamen ısıl bir işlem yapmadan çimento üreteceğim diyor. Tabii burada detayları vermiyor. Bu patentli bir proses sonuç olarak. Ama burada şunu görüyoruz bu ikinci örnekte de. Bir problem var ve problemlere çok inovatif çözümler var arkadaşlar. Bunlar hala endüstriye de böyle çok ticari anlamda hayata geçmemiş projeler ama şu an için çok ciddi anlamda yatırımlar alıyorlar. Neden alıyorlar? Özellikle çevreyle ilgili konularda Avrupa'da inanılmaz gelişmeler oluyor. Geçen yıl 2019 yılında Green Deal diye yeşil Avrupa Yeşil Anlaşması imzalandı ve Avrupa Yeşil Anlaşması şunu diyor. 2050 yılında Avrupa kıtasında karbon emisyonu olmayacak. Yani karbon nötr dedikleri bir ekonomik modele geçiyorlar. Bu nedenle de bütün süreçlerinde çevreci yani bir üretim modeline, yönetim modeline geçiyorlar. Bu ayrıca sadece Avrupa kıtasını da ilgilendirmiyor. Avrupa'ya ihracat yapan Türkiye gibi, Çin gibi, Rusya gibi ülkeleri de ilgilendiriyor. Çünkü şunu diyor Avrupa. Ben ülkemde karbon sızıntısına, carbon leakage dedikleri karbon sızıntısına da müsaade etmeyeceğim. Yani yurt dışında çevreci olmayan bir ürün benim kıtama, ülkeme, Avrupa Birliği sınırlarına gelecekse bunun vergisini ya da bunun işte cezasını ödeyecek. Ne anlamda ödeyecek? Belki de karbon vergisi koyacak muhtemelen. Ürününüzde ne kadar çok karbon ayak izi varsa o şekilde ürününüzden bir vergi alacak ve sizin rekabetçilik avantajınız bitecek ve belki Avrupa'ya ürün satamayacaksınız. Hangi sektörler kritik? Çimento, demir çelik, kimya, plastik gibi çevresel etkileri diğer sektörlere göre daha yüksek olan sektörler bu konuda daha çok etkilenecek. Donatı korozyona. Yani o uygun ortamlar oluştuğu takdirde donatının korozyonunu önleyebilir miyiz? Çok zor. Yöntemler var mı? Var. Ama hani klorür iyonlarını ve oksijeni gördüğü anda demirin paslanması kaçınılmaz. Bunu engellemek için farklı yöntemler kullanılabiliyor. Ama öncelikle burada ne yapıyoruz? Problemi tanımlıyoruz. Problem ne? Çelik donatının korozyonu. İhtiyacımız ne? Bunu engelleyecek bir yöntem bulmak. Bazanit endüstrisi, Amerikalı bir startup, kökten bir çözüm önerisi var. Diyor ki, inşaatlarda korozyon riski olan çelik donatı yerine korozyona uğramayan, daha hafif, iletken ve manyetik olmayan çelikten daha güçlü bazaltı kullanalım diyor. Bu bir çözüm önerisi. Yani siz korozyonu engellemek için paspayını arttırırsınız, betonun geçirimsizliğini iyileştirirsiniz, donatının işte korozyona karşı kaplayabilirsiniz, korozyon inhibitörü dediğimiz kimyasal katkıları betonda kullanabilirsiniz. Ama bu firmanın da önerisi daha yıkıcı bir öneri. Tamamen çelik donatı yerine bazalt kaynağından, bazalt esaslı donatılar kullanılmasını öneriyor. Ve bununla ilgili de ürünün resmini görüyorsunuz. Bildiğiniz çelik donatıya benziyor. Daha güçlü, daha hafif, metalik değil, iletken değil, birçok yönden daha üstün. Pazarda ama hala bir hakimiyeti ya da bir ticari başarısı var mı? Yok. Kullanıldığı projeler oldu. Bir başka probleme geçelim. Şimdi katılımcı arkadaşları tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz bugün şunu
altını çizeceğiz. Biz problemlere odaklanacağız. Meslek hayatımızda da veyahut da inşaat mühendisliği değil de farklı bir alanda da olsa ya da ileride girişimci olup bir startup kurmak istediğimizde, bir şirket kurmak istediğimizde odaklanacağımız konu problem. Problemi iyi anlamak. Problemi yaşayan kitleyi, müşterinin sesini iyi duymak, onu anlamak. Neye ihtiyaç duyduğunu iyi bir şekilde tespit etmek. Teknolojik gelişmeleri her zaman takip etmek. Farklı alanlarda neler yapıldığını iyi bilmek. Ve bundan sonra da çok daha inovatif, çok daha katma değerli çözüm önerileri sunabiliriz. İnşaat demirinin montajı bir problem midir? Evet, yani bunu insanlar yapıyor, operatör yapıyor, işçi yapıyor, manuel bir şekilde yapıyor. İnşaat demirinin montajı önemli midir? Çok önemlidir. Yani etriyelerin, kancalarının kaç derece büküleceği önemlidir, nasıl bağlanacağı önemlidir, çirozların yeri önemlidir. Yani buradaki problem ne? Montajın manuel olması, işçilik gerektirmesi, işçilik maliyeti olması, işçilik kusurları olması ve de işçilikten, manuel bir operasyondan dolayı bir zaman alması. Peki Toggle denilen Amerika merkezli bir firma ne yapmış? İsterseniz bunu kendilerinden dinleyelim. Kısa bir video. My name is Dan Blank. I'm the CEO of Toggle. Toggle is a construction robotics company working to make some of the most difficult and dangerous tasks in construction safer and more efficient. As construction becomes larger and more complex, we're still relying upon methods that are old and unchanged from previous generations. And specifically, reinforced concrete is the most common building material in all of construction. And the process for putting together rebar, which is found on every construction site, is highly manual labor intensive and very inefficient. Working with rebar is a very difficult process for humans. The bars are very large and heavy and difficult to manipulate. So our solution is to introduce robotics to this process to take the heavy lifting out of humans' hands and allow automation and machinery to make the process more efficient. With humans focusing on the jobs that best suited their abilities and robotics doing the heavy lifting. What it does is it decreases the labor cost by about half and can increase the productivity by 5 times the old process. By transitioning to digital design and fabrication of concrete, we can engineer more efficient use of materials and actually reduce the amount of concrete being used in construction while still getting the same structural benefit. İlginç bir proje, robotlarla beraber bu montajı gerçekleştirmek. Tabii bunu şantiyede nasıl yapabilir? Acaba şantiye dışında kapalı bir alanda mı yapacak? Bilemiyorum. Ama inşaat sektöründe artık Endüstri 4.0'ın getirdiği işte arkadaşlar yapay zeka, büyük veri, dijital ikiz, işte şeylerin interneti diye geçen nesnelerin interneti, robotik teknolojisi, dronlar veyahut da arttırılmış gerçeklik dediğimiz teknoloji. Bunlar yavaş yavaş inşaat sektöründe de potansiyel kullanım alanları arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. İşte burada en başta dediğim noktaya gelirsek, bir ekip oluşturduğunuzda yani bir problem tespit edip bu probleme yönelik çözümler üretmeye çalıştığınızda olabildiğince multidisipliner bir ekibiniz olsun. Yani içinde örnek vereyim, robotikle ilgili bir durum varsa bununla ilgili hani bir makine mühendisi bir arkadaşınız olsun. Yazılımla ilgili bir ihtiyaç için birisi olsun. Yani sadece inşaat mühendisleri, sadece makine mühendisleri, sadece kimya mühendislerinden oluşan bir ekibin başarılı olması daha zor. Ekip renkli olsun. Problem ne? Yeni bir problem arkadaşlar. Şehir içi su taşkınları. Ne oluyor? Yağmur yağıyor. Hem de böyle artık son yıllarda böyle çok anormal şekilde yağışlar oluyor. Şehirlerimizin kaplamaları betondan, asfalttan yani geçirmiyorlar. Kanalizasyon sistemlerimiz sadece Türkiye'de değil birçok ülkede, dünyada, Amerika'da bile sıkıntılı, yetmiyor. Yani bu nedenle de çok ciddi sıkıntıları yaşıyoruz. Bunu hemen hemen birçok şehirde yaşıyoruz.
Ben İstanbul'dayım, görüyorum, yaşıyorum. İzmir'de bunun yaşadık. Ankaralıyım ayrıca. Ankara'da yaşadık. Birçok şehirde bunu yaşıyoruz. Bununla ilgili bir çözüm önerisi ne olmuş insanların? Şunu demişler, betonu geçirimli yapalım. Asfaltı geçirimli yapalım. Çok güzel. Bu bir tasarımdır. Malzeme özellikleri kadar kaplamanın, yani siz üst kaplamada asfalt ya da beton da kullansanız, bu katmanı geçen suyun topraktan da deşarj olması ve bir kolektörde bir yerde toplanması gerekiyor. Bununla ilgili Amerikalı bir firma Paver Guide özellikle kaldırımlarda, bu kilit taşlı kaldırımlarda kilit taşının altına gördüğünüz gibi içi boş hücrelerden oluşan grid şeklinde bir platform yerleştiriyor. Bunlar geri dönüşümlü plastikten oluşturulmuş, oldukça hafif, döşemesi çok kolay. Ve ne işe yarıyor? Yağışlı bir durumda bu kilit döşemeleri, kilit taşlarından, buradaki kaldırımdan aşağıya doğru sızan sular buradaki o küçük küçük hücrelerde birikiyor ve bu hücrelerdeki su daha sonra istenen bir yerdeki kolektörde toplanıyor. Bu şekilde de ne yapılmış oluyor? Filtrelenmiş, olabildiğince aslında toprakla irtibatı olmamış gri su dediğimiz yağmur suyunu istediğimiz yerde toplamış oluyoruz. Bu da böyle farklı inovatif bir çözüm yöntemi. Demin robotlarla montajını izledik, inşaat donatılarını. Şimdi bir problem. Bu problem için bir 15 yıl önceye geri dönmek istiyorum. İlk okuduğum makale şuydu. Ay'da ya da Mars'ta insanlar bir koloni kurduğunda nerede yaşayacaklar, nasıl yaşayacaklar, hangi malzemelerle yapı yapacaklar? Yani Mars'ta bulunan malzemelerle mi, Ay'ın yüzeyindeki malzemelerle mi, yoksa dünyadan Mars'a giden malzemelerle mi? Bununla ilgili şeyler okuyordum. Orada üç boyutlu yazıcıların, 3D printerların orada insanların yaşayacağı, insanların çalışabileceği ortamları, yapıları yapabileceği yazıyordu. Özellikle son 2015 yılından itibaren 3D concrete printing dediğimiz, yani 3 boyutlu beton baskı teknolojisi inanılmaz derecede hızlı gelişiyor. Ve artık ticarileşme boyutunda, artık bununla ilgili bazı ülkeler inşaat kültürünü değiştiriyor. Özellikle Dubai'de bir karar alındı. İşte 2025 yılına kadar yapıların %25'inin minimum 3 boyutlu yazıcılarla yapılması, bir hükümet programına alındı. Bununla ilgili işte Belçikalı Saibi dediğimiz firmayla anlaşma yapıldı. Burada da İsviçreli bir girişim Mobot firmasının 3 boyutlu yapıyı nasıl yaptığını izleyelim. Bununla ilgili birçok firma var arkadaşlar. Ülkemizde de birkaç akademisyenin bu noktada çalıştığını biliyorum. Daha geçenlerde Almanya'da ilk 3 boyutlu yapı tasarımı gerçekleştirildi. İtalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir işletme, İston firmasının 3 boyutlu yazıcıyla ilk kent mobilyalarını ürettiğini biliyoruz. Bunun dışında bir örnek yok ülkemizde. Genellikle 3 boyutlu beton tasarımında, yapı tasarımında burası da çok multidisipliner bir konu. Çünkü burada malzeme önemli. Burada çimento esaslı malzemeler kullanılıyor ama bizim bildiğimiz karışımlar değil, farklı bir reçete yapmanız gerekiyor. Bunun dışında robotikle çalışabiliyorlar, vinçle çalışabiliyorlar. Bunun dışında bu işin yazılım tarafı var. Yani çok multidisipliner bir konu. Bu nedenle de Avrupa'daki bütün startupları, bu konudaki startupları incelediğinizde üniversite ayakları var, endüstri ayakları var.
müşteri tarafında ayakları var. Yani 4-5 tane partnerden oluşan konsorsiyum şeklinde projeler olduğunu ya da startuplar olduğunu görüyoruz. Bu da bence bizim inşaat mühendisliği öğrencilerini ve akademisyenlerinin de ilgisini çekebilecek bir konu. Peki hani 3 boyutlu yapıyla 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı yapılar yapabilecek miyiz? Köprüler yapabilecek miyiz? Size burada her şeyi gösteremem ama örnek verelim arkadaşlar. Bir acil bir afet durumu olduğunda bunlar iş yapabilir. Veyahut da askeri amaçlı, militeri amaçlı inşaat ekipmanlarının, makinalarının gidemeyeceği coğrafi koşulların, zor coğrafi koşulların olduğu yerlerde bir helikopterin içindeki bir robot ve yeterli malzeme ile orada askeri amaçlı yapılar yapılabilir. Bunu Amerika'da şu anda US Army kullanıyor. Bununla ilgili köprüler yapıyor veyahut da askeri yapılar yapıyor bulundukları bölgelerde. Bir diğer probleme geçelim. Yani buradaki problem şu. Betonun zayıf olduğu bazı performanslar var. Bu performansları nasıl iyileştirebiliriz? Örnek verelim. Betonun ısıl iletkenlik özelliğini nasıl arttırabiliriz? Veyahut da betonun elektrik iletkenliğini nasıl arttırabiliriz? Çünkü beton evet ısıl iletkenliği vardır ama mevcut bildiğimiz betonun elektriksel bir iletkenliği yoktur. Çünkü bununla ilgili bu sorunu çözdüğünüz takdirde betonu bambaşka performanslarıyla bambaşka bir şekilde kullanabilme imkanınız oluyor. Burada İngiliz bir şirkete bakalım. Grafitin diye. Biz grafen olarak biliyoruz arkadaşlar. Grafen mucizevi bir malzeme. İnanılmaz özellikleri var. İnanılmaz fiyatları da var. Grafitin'in firmasının farklılığı ne? Grafeni inşaat sektöründe kullanmaya çalışıyor. Burada şeyi görüyoruz. Soldaki resimde grafiti görüyoruz. Sağdaki resimde ise grafeni görüyoruz. Grafen aslında grafitten yapılan bir malzeme ama iki boyutlu bir malzeme. Yani X ve Y eksenini, yani daha doğrusu şöyle düşünelim. Dünyanın en ince malzemesi, tek atom inceliğinde bir malzeme. Bu nedenle inanılmaz derecede kuvvetli bir malzeme. Isıl iletkenlik katsayısı inanılmaz derecede yüksek bir malzeme. Şu an dünyadaki en sağlam malzeme olarak geçiyor. Peki biz bunu betonda nasıl kullanabiliriz? Benim bir tecrübemden bahsedeyim. Yüksek gerilim hatları arkadaşlar toprak altından geçer. Toprak altından geçtiği için yüksek gerilim hatlarında ki kablolarda aşırı bir ısınma olur. Bu ısınmayı hattan almanız gerekiyor. Yani bulunduğu kablonun hattın bulunduğu ortam öyle bir ortam olacak ki kablolardaki ısınmayı anında emip kablolardan götürmesi lazım. Bu şekilde verimlilik artışı oluyor. Yani aksi takdirde verimlilik düşmüş oluyor. Bu nedenle bu kabloların yere gömüldüğü yerlerde, şeylerde ya doğal malzemeler kullanabiliyorsunuz ki bunların iletkenlikleri yüksek olmuyor. Ya da beton kullanabilirsiniz. Ama bu betonun ısıl iletkenliğini nasıl yükselteceğiz diye düşünüyorduk. Normalde betonun ısıl iletkenlik katsayısı yani en fazla herhalde 1,5 watt bölü metre kelvin şeklinde. Bunu arttırmanız için grafit ya da grafen malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Grafitin ısıl iletkenlik katsayısı 100'ün üzerinde, 100-150 civarlarında, grafenin ise 1000'lerin üzerinde. Beton oluştururken bir miktar grafit koyduğunuzda betonun ısı iletkenlik katsayısını 1,5'dan 2,5, 3, 3,5 seviyelerine çıkarmış oluyorsunuz. Bu şekilde beton ısıyı daha çabuk bir şekilde ortamdan uzaklaştırabiliyor. Bu firmanın da şurada bir ürününü görüyoruz. Çimento beton kategorisinde 100 gramlık ürünün 75 euro olduğunu görüyorsunuz.
Ben grafenin tam olarak fiyatını bilmiyorum ama grafitin 400 dolar civarındaydı Türkiye'de Kütahya'da üretilen grafitin ton fiyatının. Çok pahalı. Şu an belki bu ürünün inşaat sektöründe birçok önerisi, değer önerisi var. Birçok faydası olabilir ama şu an fiyat olarak çok yüksek. Bu teknoloji ucuzladığında belki inşaat sektöründe de çok devrimci malzemeler görmüş olabileceğiz. İsterseniz zamanımız az, o nedenle videoyu geçiyorum bundan. Bir başka soruna geldik. Bütün dünyanın sorunu. Aslında problemler şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Temel problemlerimiz var. Bazen bu problemleri çözmek için çözümler üretiyoruz ve bu çözümler de yeni problemlere neden olabiliyor. Örnek verelim. Dünyanın nüfusu arttı, talep arttı, üretimin artması gerekiyordu. Sanayi devrimi oldu. Çok güzel. Sanayi devrimiyle beraber kömür yakmaya başladık. Yeni yeni enerjiler bulmaya başladık. Bir yerden bir yere gitmemiz gerekiyordu ama hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyordu. İşte bisikleti bulduk, ondan sonra otomotivi bulduk. Onun enerjisi için petrolü kullanmaya başladık. Yani problemleri çözdükçe bu sefer küresel ısınma diye bir problem ortaya çıktı. Bir de böyle bir tarafı var bu işin. Yani bazen çözümler ileri tarihlerde başka bir probleme de neden olabiliyor. Şu an dünyanın işte Dünya Ekonomi Forumu'na da baksanız, Avrupa Parlamentosu'nun acil çözüm bulunması gereken gündem maddelerine de baksanız, küresel ısınma dünyanın bir numaralı gündemi. Hatta pandemiden de daha fazla. Çünkü pandemi bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Dünya tarihindeki geçmiş tecrübelerden ama küresel ısınmayla ilgili hiçbir tecrübemiz yok. Çünkü bu küresel ısınma sanayi devrimiyle beraber başladı. Özellikle 1980-1990'dan sonra da çok ciddi bir tehdit olarak dünya gündemine geldi. Peki küresel ısınmayla ilgili ne demiştik? Çimento üretiminde karbon emisyonu oluşuyor. Bu da küresel ısınmaya neden oluyor. Burada bir Kanada Amerika karışık bir startup firması var. CarbonCure diye. Bu en son hatırladığım Amazon'dan ciddi bir teşvik fon aldı. Yani ciddi bir fon aldı Amazon'dan. Amazon bir şey kurdu. Bu tür özellikle çevreyle ilgili startuplara, şirketlere çok ciddi hani birkaç milyar dolarlık bir fon ayırdı. Bunun içinde Bill Gates de var. Bunun içinde Amazon da var. Ve bu CarbonCure firması ne yapıyor ona bakalım. Ben şu an bahsetmiyorum. Biraz videoyu izleyelim sonra CarbonCure bahsedelim. is clean technology that allows ready-mix concrete producers to reduce costs, deliver greener concrete, and Belki win more video devam business. ederken anlatmak daha iyi olacak. CarbonCure works by injecting recycled carbon dioxide, Şunu yapıyor, CO2, diyor ki biz into fresh beton concrete üretirken during mixing. biraz Once sesi injected, the CO2 kesiyorum. undergoes a chemical reaction where it transforms Hazır into beton a üretimi mineral, improving the gerçekleştirirken compressive ciddi strength of the anlamda concrete, which then yani enables olmazsa the production olmaz of cement content which is bileşenlerinden designed birisi to all maintain çimento. strength requirements. Çimentonun da neredeyse bir ton çimentonun karşılığında bir ton karbon emisyonu açığa çıkıyor. Peki bu açığa çıkan karbonu ben yakalasam, daha sonra tekrar nasıl kullanabilirim? Bunu düşünen arkadaşlar, betonun çok temel bir özelliği, karbonatlaşma özelliği. Yani atmosferdeki karbonun beton içindeki beton gözeneklerindeki suda karbonik asit oluşturması ve o karbonik asitin kalsiyum oksitle, kalsiyum hidroksitle birleşmesiyle kalsiyum karbonat oluşturması. Bu kısaca karbonatlaşma. CarbonCure firması şunu yapıyor. Sanayide açığa çıkan karbonu
alıyor ve bu karbonu beton üretirken, beton taze harcarken betona enjekte ediyor, emdiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar karbondioksit betonun bünyesine bir bileşen olarak girmiş oluyor. Karbonatlaşma nedeniyle de firmanın iddiası, bununla ilgili çok fazla akademik çalışma da var ama ben biraz bazı noktalarda şüpheci yaklaştığım için kendi düşüncem olarak söylemiyorum bunu. Betonun dayanım performansını iyileştiriyor ve daha az çimento, yaklaşık 10 kilo, 15 kilo daha az çimento kullanmanıza neden oluyor. Yani iki işe yarıyor. Hem karbondioksiti atık olan, yani atmosfere salınacak karbondioksiti tutup betona bir kür malzemesi olarak veriyorsunuz. Hem çimento miktarını azaltarak karbon ayak izini düşürmüş oluyorsunuz. Bu karbon kürü de şu an bizim sektörde, özellikle hani çimento beton sektöründe en çok bilinen startuplardan biri. Çok ciddi yatırımlar alıyor. Türkiye'de bununla ilgili çalışma yapan bilmiyorum ama yapanlardan biri olmayı çok istiyorum. Bununla ilgili şey projesindeyim, inovasyon tarafındayım şu an. Devam edelim. 9. Kalıp sökme zamanı. Özellikle arkadaşlar kayar kalıplı projelerde, bunlar köprü ayaklarında daha çok görüyoruz. Bu hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, belki öğrenci olarak teknik gezi yapmış olabilirsiniz zamanında, hem de şu an 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, birçok viyadökte kayır kalıp teknolojisinde kalıpların bir an evvel, yani beton yeterli dayanımı alır almaz bir an evvel yeniden beton dökülmesi ve kalıbın sürekli iş görmesini istenir. Yani hem hızlı bir üretim yapmak için. Bununla ilgili Kanadalı Geotech firması bir şeyler yapmış. Bakalım, bu bir dakikalık bir video. Ona bakalım. Yaptıkları şey şu. Betonun dayanım performansını olgunluğa göre hesaplamak. Olgunluğu nasıl hesaplarsınız arkadaşlar? Betonun bulunduğu ortamdaki sıcaklığı bilmemiz gerekiyor. Bu sıcaklığı ve zamanı kullanarak olgunluk ve olgunlukla dayanım tahmini yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha önceden dayanım ve olgunluk korelasyonu yapmış olmanız gerekiyor ki doğru tahminde bulunabilirsiniz. Bu firma Kanada hükümetinden çok ciddi teşvikler alıyor. Yani Kanada'nın belki şu an en popüler startuplarından birisi ne yapıyor? Betonun sıcaklığını ölçmek için betonun içine termokapıl ısıyı, sıcaklığı ölçebilecek bir çip koyuyor arkadaşlar. Bu çipi koyduktan sonra Bluetooth veyahut da başka firmalarda Wi-Fi desteğiyle betondaki sıcaklık an be an ölçülebiliyor. Sıcaklığı bildikten sonra, süreyi de bildikten sonra otomatikman size orada dökülmüş olan betonun basınç dayanımının tahminlemesini yapabiliyor. Çok iyi, önceden çok iyi bir korelasyon kurmuşsanız %90-95 oranında doğru bir şekilde, yani yerindeki dayanımın bir numune almadan gerçek ortamında dökülmüş, gerçek kalıbın içindeki betonun dayanımını ölçebiliyorsunuz. Bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Kalıp alma, kalıp montaj, demontaj süresini çok daha ekürist bir şekilde, çok daha dakik bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Bu ne sağlıyor size arkadaşlar? Bu da inşaatta daha hızlı bir üretim yapmanızı sağlıyor. Burada da ne gördük? Beton sektöründe böyle çiplerin, Wi-Fi teknolojisinin, bulut teknolojisinin burada sadece betonun dayanımını bile tahmin etmede kullanıldığını gördük. Evet, geldik son probleme. Enerjinin depolanması. Cidden şey bir konu bu. Biraz okumak zorunda kaldım. Çünkü okudukça ilk başta anladığımla daha sonra anladığım arasında çok ciddi bir şey olduğunu görmüştüm. İlk okuduğum zaman bunu. Bu çok inovatif, hatta böyle yıkıcı startup projelerinden birisi. Problem ne? Enerjinin depolanması. Özellikle yenilenebilir enerji tüm dünyada giderek artmakta. Türkiye'de bile baktığınızda, yanılmayayım, %15 civarında yenilenebilir enerji tüketiyoruz.
Ama yenilenebilir enerjide bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Arz talep ilişkisinde arz talepten fazlaysa, yani siz 100 birim üretiyorsunuz, 80 birim kullanılıyor, 20 birim ne olacak? Ne yapmak lazım? Depolamak lazım. Çünkü özellikle rüzgar gölü, nükleer santral veyahut da güneş enerjisiyle çalışan santrallerde üretimi keseyim gibi bir durum yok. Yani güneş oldukça enerji üretirsiniz, rüzgar oldukça enerji üretirsiniz. Nükleer santralde ben nükleer çekirdeğini kapatayım, işte hani reaktörün turn off yapayım gibi bir durum yok. Bu nedenle yani talepten daha fazla, yani over kapasite ya da bir üretiminiz varsa, fazla arz durumu varsa bunu depolamanız lazım. Çünkü belli dönemlerde de rüzgar olmayacak, belli dönemlerde güneşten istediğiniz gibi faydalanabileceksiniz. O durumda da depoladığınız enerjiye, talebe yönlendirmeniz gerekiyor. Bu noktada da Energy Vault denilen firmanın yaptığına bakalım. Energy Vault's mission is to better the planet through renewable energy. We have developed a groundbreaking energy storage technology that will enable a planet powered by renewable resources. Even at the forefront of technological innovation, or at the price, renewables will not be able to... Şuradan anlatayım. Saatimiz de 5 oldu. Benim de zaten bu anlatacağım problem tarafındaki son şey. Rüzgar santrali olsun, güneş enerjisi santrali olsun. Burada eğer fazla arz olduğunda bu enerjiyi nasıl depoladıklarını size göstereceğim arkadaşlar. Fully replace the fossil fuel generation. Bu gördüğünüz aslında beton bloklardan yapılmış bir kule. Her blok 35 ton arkadaşlar. Burada pil nasıl çalışıyor söyleyeyim. Bu kule şu anda kuleyi yapmaya çalışıyor. Alt taraftaki beton blokları kuleyi yükselmiş oluyor. Şu an arz fazlası elektrik var. Fazla üretilen enerjiyle bu vinç aşağıda bulunan blokları yukarı doğru taşıyor arkadaşlar. Yani ne yapmış oluyor? Elektrik enerjisi, mekanik enerji, daha sonra bunu potansiyel enerjiye çevirmiş oluyor arkadaşlar. Şurada daha güzel bir şey var mı diye bakayım. Şöyle. Daha sonra enerji ihtiyacı olduğunda en üst tabaktaki beton blokları bu sefer aşağıya doğru, yani yer çekimini kullanarak ve potansiyel enerjiyi değiştirerek ve bu makaralı sistemdeki motorlar, bobinler ve işte dinamo gibi düşünebilirsiniz. Yani yer çekimini kullanarak beton blokların potansiyel enerjisini mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine çeviriyor. Bu aslında pompa depolamalı hidroelektrik santrallerine benziyor. Kısacası şöyle özetleyeyim. Enerji fazla iken o enerjiyle beton bloklardan kuleyi oluşturuyor. Enerji ihtiyacı olduğunda, örnek verelim, rüzgar yeterli değil, güneş yeterli değil, gece oldu veyahut da mevsim değişikliklerinde üst taraftaki beton blokları yer çekimi etkisiyle aşağıya doğru indirerek potansiyel enerjinin mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönmesini sağlıyor. Bu gördüğünüz beton bloklardan oluşmuş kule aslında bir pil. Önerilere geliyorum. Belki daha sonra sorulara geçebiliriz. Çok kısaca önerileri yapalım arkadaşlar, inceleyelim. Bunlar bir meslektaşınızdan sizlere öneriler. Arkadaşlar, bol bol birbirinizle konuşun, tartışın, araştırın ve bu konuşmalarınızda mesleki olarak neler yapabileceğinizi, gelecekte neler yapabileceğinizi, ülkeniz adına neler yapabileceğinizi,
gördüğünüz problemleri, bu problemlere nasıl çözümler üretebileceğinizi özellikle konuşun. Tartışın ve mümkün olduğu kadar da farklı, sizden farklı özellikte olan insanlarla, yani bu işleri yapın derim. İkinci önerimiz, sosyal medyada hepimiz aktifiz, hepimiz takip ediyoruz. Hepimiz derken genelleme yaptım, kusura bakmayın ama yani genel Türk halkını düşünüyorum ya da sizin yaşınızdaki gençleri düşünüyorum. Sosyal medyayı çok güzel bir şekilde network kurmak için kullanın. Yani şu an 3. sınıftayım, 2. sınıftayım, 4. sınıftayım diye yani ileride bu mesleğe gireceğiniz için farklı şirketteki insanları sosyal ağınıza ekleyin. Onlara ara sıra bir şeyler sorun. Kendinizi gösterin. Yaptığınız bir projeyi, bir başarıyı, bir geziyi, bir teknik geziyi muhakkak sosyal medyada etiketleyin. Mesleki olarak da sosyal medyayı kullanmaya başlayın. Paylaşımcı olun. Güzel bir mesleğinizle ilgili ya da merak duyduğunuz, ilgilendiğiniz konuyla ilgili paylaşımlarda bulunun. Mümkün oluyorsa yorumda bulunun ve insanlarla etkileşim içine girin. Üçüncü önerimiz çok önemli arkadaşlar. İsterseniz bunu üniversite okurken, isterseniz iş hayatınıza geçtiğinizde sizin karşınıza çok özel fırsatlar çıkacak. Ve bu fırsatlar şöyle söyleyelim. Projenizi sunmak olabilir, yüksek lisans tezinizi sunmak olabilir, doktora savunması yapmak olabilir, bir projeyle ilgili şirket yönetimine veyahut da bir müşteriye brief vermek olabilir. Önce kendinizi tanıyın, kendinize inanın, iyi hazırlanın, farklı bir şeyler yapmaya çalışın, kendinize güvenin. Şunu unutmayın, 5 dakikada bir insanı etkilediniz. 5 saatte etkileyemezsiniz. Bir sunum yaptığınızda muhakkak etkilemeye çalışın. Burada da samimi olmaya çalışın. Somut önerilere geldiğimizde COSGAP'in uzaktan eğitimi var. Girişimcilikle ilgili arkadaşlar. Burada videolarını tamamen izlemeniz lazım. Öyle arada videoyu işte 2 dakika ileriye alayım, bu videoyu geçeyim diye bir şey yok. Bütün videoları tamamen izleyeceksiniz. Ara sınavlar ve final sınavları yapıyor. Sonunda size girişimcilik sertifikası veriyor. İkinci seviyesinde de ileri girişimcilik sertifikası veriyor. İleride COSGAP'ten bir teşvik, destek almak istediğinizde bu sertifikalar zorunludur. Zaten E-Devlet'te kaydoluyor, sertifikayı aldığınızda E-Devlet platformunda yer alıyor. Ama çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Bütün içerik akademisyenler tarafından hazırlanmış. Bunu öneririm. Bunun dışında da benim yine adminliğini yaptığım sitedeki 50 başarısız startup'ın hikayesi. Bunu ben yazmadım. Bu başka birisi tarafından yazılmış ama siteme çok beğendiğim için koymuştum. Bu hikayeyi okuyabilirsiniz. Yani bazen başarısızlıklar başarıya giden yolda daha güzel rehber olabiliyor. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zamanı da iyi değerlendirmeye çalıştım. 1 saat 10 dakika olmuş. Şunu da unutmayın. Burada sizde bir şeyler uyandırmaya çalıştırdım. Bu da şu arkadaşlar. Problemleri araştırın, problemlere odaklanın. Önce problemleri görün, ihtiyacı tespit edin ve ona göre çözümler bulun. Muhakkak teknolojiyi takip edin. Örnek verelim. Robotik teknolojisini inşaat sektörüne inşaat mühendisleri muhtemelen getirmedi. Veyahut da biyomimikri diyeceğimiz ya da işte o mikroorganizmaların beton içine konulmasını da inşaat mühendisleri getirmedi. Farklı disiplinlerin uzmanlık alanı. İşte o farklı disiplinleri de takip edelim. Onlarla da network kuralım. Yasin Bey, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Şimdi bazı sorularımız var size. Hatta şu anda da sorusu olanlar chatten bize yazarsa biz de buradan cevaplayabiliriz. İlk olarak startup kurmak için bilindik şirketlerde belli bir süre tecrübe edinmek gerekli midir? Ya faydalı. Muhakkak tecrübe, uzmanlık kazanmak için bu gerekli, faydalı. Ya şeye bakalım arkadaşlar. Mesela Peak Games 1.8 milyar dolara Zanga'ya satıldı.
Türkiye'de acaba bu fiyata satılabilecek bir sanayi var mı bilemiyorum. Yani 1.8 milyar dolar gibi. Bazı startuplarda evet tecrübe, deneyim gerekiyor ama startuplarda illa sizin bir şirkette 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl çalışmanız gerekmiyor. Bununla ilgili tecrübeli, deneyimli insanlardan destek alabilirsiniz. Çok güzel mentorluk programları var. Ben aslında bir tane slaytı unuttum, geçtim. TÜBİTAK'ın şu an bireysel genç girişimci programı zannediyorum 11 Kasım'a kadar. Ben bununla ilgili bilgiyi sizin araştırmanıza bırakayım. Orada çok iyi projelere, iyi fikirlere kuluçka ortamı sağlanıyor. Yani kuluçka merkezlerinde size ofis tahsis ediliyor. Size mentorluk, eğitim, belli giderlerinizi karşılama ve daha sonra eğer gerçekten projeniz TÜBİTAK tarafından kabul edilirse 1502 programı kapsamında 200 bin liraya kadar hibe veriliyor. Tecrübeli olmasanız bile tecrübeli network'ünüz olsun, mentorlarınız olsun, sizi yönlendirsin. Sizin deneyim ve tecrübenizden ziyade bambaşka özellikleriniz startupta zaten değerlendiriliyor ama ben hani deneyim, tecrübe sizde olmasa da mutlaka birilerinden o startup içine işlemesi gerekiyor. Peki startup'ı kuran kişinin işin yönetim kısmıyla ilgilenirken işin teknik kısmıyla da yakından ilgilenmesi doğru mudur? Bununla ilgili startup kurmuş, başarısız startupları olmuş insanların röportajlarını dinlediğimde aldığım şu. Mutlaka işin kim daha iyi yapıyorsa ona verilmesi gerekiyor. Yönetimi örnek vereyim, startup'ı kuranlardan daha iyi bir CEO olabilir. İnsan kaynaklarını startup'ı kuranlardan daha iyi birisi yönetebilir. Organizasyonu daha iyi idare edebilir. O nedenle teknik insanların ya da orada inovasyon, Ar-Ge tarafında ulaşan insanların yönetim kısmında, işin ticari, finans, muhasebe kısımlarında bazen yer alması işleri daha da zorlaştırabiliyor. O nedenle hani şeyden bahsetmiştik, girişimcilikten sonra satış pazarlama diye bir kısma geçmiştik. Oralarda o işi kim daha iyi yapıyorsa onunla beraber gitmeniz lazım. Bundan dolayı da bazı startupların başarısızlıkla sonuçlandığını, insan kaynaklarını yönetemediğini görmüşüzdür. O zaman şöyle bir soru sorabilir miyiz? Startup için yatırımcı bulmak gerekli midir? Eğer evetse bu yatırımcılar başlıca hangi unsurlara göz atar? Çevresel veya hut kişisel şartlar bizim yatırımcıyla olan ilişkimizde ne kadar etkilidir? Arkadaşlar startup yani nasıl diyeyim size? Yeni doğmuş bir bebek gibi düşünün. Yeni doğmuş bebekler inanılmaz açtır. Sürekli beslenmek isterler. Startuplar da sürekli gideri olan yerlerdir. Zaten bir dezavantajı da startupların budur. Yani çok fazla giderinin olması, risk unsurunun yüksek olması nedeniyle fon bulmada zorlanabiliyorlar. Projeniz, çözüm öneriniz, değer öneriniz ne kadar iyiyse, ne kadar inovatifse size fon geliyor. Ya örnek verelim arkadaşlar. Yani Getir diye bir firma vardı değil mi? İnanılmaz derecede fonlar almaya başladı. Trendyol inanılmaz derecede fonlar almaya başladı. Yani probleme karşı ne kadar inovatif bir çözüm, ne kadar katma değer sağlayacak bir çözüm buluyorsanız size yatırım illaki gelir. Yatırımsız da bu iş olmaz arkadaşlar. İllaki yatırım gerekli. Yani cepten bir parayla gidecek işler değil bunlar. Çok ciddi yatırımlar gerekiyor. Melek yatırımcılar var, girişim sermayeleri var, bazı bankaların, bazı holdinglerin şeyleri var, risk girişim grupları var ya da TÜBİTAK'ın bazı daha yeni startup olmuş, şirket olmuş ya da şirketleşecek kurumlara şeyleri oluyor, fonları, hibeleri oluyor. Ortak bulmak lazım. Bir de şunu unutmuştum arkadaşlar, startuplar eninde sonunda satılmak için kurulur. Yani illa yani bunun amacı şimdi bu iş modelinin şeyi budur. Eninde sonunda yani Peak Games'i kuranlar Peak Games'i satmak için büyüttüler ve sattılar.
eninde sonunda satılması lazım. Buna da exit deniliyor. Çıkış. Çünkü startup'ı kuran gidecek başka bir şey kuracak. Gidecek başka bir noktadan sonra da belki venture capital olacak. Startup'lara yatırım yapacak. Devam edelim. Biraz daha genel bir soru olacak ama sıfırdan bir girişime başlarken karşılaşılan zorluklarla nasıl baş edilir? Çok genel bir soru. Buna hani kusura bakmasın, yani bunu geçebiliriz. Tamam. O zaman startupların hukuki süreçleri, zorunlulukları ve önemli hukuki detaylar nelerdir? Bununla ilgili de ben uzmanı değilim. Hukuki tarafıyla ilgili özellikle şey tarafı vardır. Yani startup kurarken limited mi kurayım, anonim şirket mi kurayım, hukuki boyutları, işte patent durumları, faydalı işte iş modeli, bunlarla ilgili uzmanları takip etsinler. Yani ben burada çok yarım yamalak şeyler söylemek istemiyorum. Konunun uzmanı değilim. Chat'ten bir soru geldi. Startup için yatırım alınsa bile Türkiye'de sektör çok tutucu olduğu için pazarlama ve satış aşamasında başarısız olma ihtimali çok yüksek değil mi? Çok iyi bir tespit. Kesinlikle startupların en önemli eksik tarafı satış pazarlama tarafıdır. Bu nedenle satış pazarlama aşamasına geçildiğinde arkadaşlar mümkünse ortağınız olması lazım. Yani endüstride de, sanayide bir şirketin sizle ciddi anlamda ortaklık kurması lazım. Çünkü sizin gençliğiniz, dinamizminiz, inovatif özelliklerinizle kurumsal bir yapının markalaşmış, kurumsallaşmış, deneyimli, iş modeli oturmuş, müşteri portföyü hazır, bir firmanın kuracağı işbirliği sizin ona verecekleriniz, onun size verecekleriyle çok daha doğru bir model oluyor. Başarılı modeller de bunun üzerinden gidiyor. Şu an dünyada şeyi takip ederseniz, Amazon gibi, Tesla gibi, Microsoft gibi firmalar hep startup satın alıyor arkadaşlar. Ama o startup'taki insanları da bünyede tutmaya devam ediyorlar. Onların hem bir rakip olmasını engellemiş oluyorlar, hem de onların o firmaların sahip olmadığı özellikleri kendi bünyelerine taşımış oluyorlar. Soru önemliydi. Aslında bize gelen soruların çoğunu sunumunuzda siz de cevaplandırdınız. Yani dilerseniz şu an burada sorusu olan varsa onların sorularını da geçebiliriz. Öyle olabilir. Bir de arkadaşlar bu sınırlı bir süre. 1-1,5 saat. Benim de size verebileceklerim sınırlı. Yani konunun o startup tarafının uzmanı değilim. Meraklısıyım. İnşaat sektöründeki startupları takip ediyorum. Şu soru gelebilirdi. Ben kendime sorayım bu soruyu. Olabilir mi? Kendime sorayım. Türkiye'de ne durumdayız diye. Ya bunu demem için bir şeyler görmem lazım. Bir şey göremiyorum. Yani inşaat sektöründe Türkiye'de girişimcilik göremiyorum çok fazla. Startup şirketlerini takip ediyorum, listelerine bakıyorum, kurulanları inceliyorum. Bir şey göremiyorum. Birkaç tane şey oldu, hakkını da yemeyelim. Özellikle satın alma süreci, ihale süreci ya da insan kaynakları süreçlerinde yazılım programları çıktı. Ya da inşaat maliyet hesabı ile ilgili bulut tabanlı ya da şey dediğimiz kullanım başına ücretli şeyler, bulut tabanlı programların çıktığını görüyorum. Ama daha somut, yani böyle inşaat sektöründe sadece Türkiye değil, ne dedik, startuplar lokalden ziyade global çözümlere odaklanırlar. Çok öyle global çözümlü, çok iddialı bir startup görmedim. Bir tek Enka'nın bununla ilgili bir platformu olduğunu biliyorum, yani startuplarla ilgilendiğini. Oysa bizim büyük büyük şirketlerimizin akademisyenlere, genç girişimcilere daha fazla destek vermesi lazım. Bununla ilgili belki ortak bir fon oluştururlar. Ama inşaat sektörü bu konuda startup nedir daha onu bilmiyor yani açıkçası. Bu soruyu kendim sordum değil mi? Doğru. Evet. Biz teşekkür ederiz size sorunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Bir de arada benim eski dönem arkadaşlarımı gördüm, isimlerini ya da meslektaşlarımı gördüm. Öğrenci olmayan akademisyenleri gördüm. Onlara da selamlar. Onları görmekten de mutlu oldum.
Bana dediğim gibi her türlü ulaşabilirsiniz. LinkedIn üzerinden, e-mail üzerinden ya da web site üzerinden. Yardımcı olmaya çalışırım. Daha iyi bilen varsa o kaynağı, o insana yönlendiririm. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ailenize, çevrenize iyi bakın diyorum. Merak etmeye devam, araştırmaya devam. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünlük de BioUpTalks'un sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese katılım için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.